Eminim en sevdiğiniz şeylerin başında tatlı geliyordur. Çünkü yine geleneksel Türk mutfak kültüründe tatlı vazgeçilmezlerdendir. İşte özel bir yerdeyiz şimdi. Merhaba değerli İçkolik izleyicileri. Sizler için sektörleri mercek altında tutmaya devam ediyoruz ve şu an sizlere Kocaeli Körfezi'nden seslenmekteyiz. Tatlıcı Aziz Usta'nın konu olduk ve yanımızda işletme sahibi Aziz Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Aziz Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız efendim? Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Aziz Bey, burada verilen hizmetlerinize, sektör alan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekran başındaki değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Aziz Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Ben Aziz Bora olarak 1972'den beri bu Kocaeli'deyim. 1975'te Altınevler'de Mimar Sinan Mahallesi'nde bu işe başladım. Evet. 72'den beri çalışıyordum ama 75'te Altınevler'de Mimar Sinan Mahallesi'nde başladım. Ondan sonra bu işe başladığımız zaman tabii ki o zamanlar böyle fazla makineleşme falan yoktu yani. Evet. Şimdi her türlü makineleşme var. Evet. Siz imalatı da kendiniz yapıyorsunuz. Tabii, bütün tatlı çeşitlerini. Bütün tatlı çeşitlerini hepsini kendimiz yapıyoruz. Evet. Bizde hijyen, kalite ön planda. Evet. Kesinlikle her şeyi hijyen olarak yapmaya çalışıyoruz. Evet. Kalite çok önemli. Burada müşterilerin, körfez halkının bizi tavsiye etmesinin sebebi kalitemizdir yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi efendim burada oldukça geniş bir ürün yelpazesiyle hareket ediyorsunuz. Biraz evet, bu lezzetler evet. hakkında bilgi evet. verebilir misiniz? Ne Tabii. tarz ürünlerle? Şimdi biz halka tatlı yapıyoruz. Halka tatlı, sıcak tatlı olarak halka tatlı, tulumba tatlısı, ondan sonra paşa sarması yapıyoruz. Baklavanın çeşitleri, baklavanın fıstıklısı, cevizlisi. Baklavanın her türlü fıstıklı, cevizli, ev baklavası, ondan sonra kadayıf, burma kadayıf. Diyarbakır'ın bizim ben Diyarbakır'dan olduğum evet. için Diyarbakır'ın meşhur kadayıfı var burada. Evet. Düz ezme kadayıfımız var. Fıstıklı, cevizlisi çeşitlerimiz. Evet. Kadayıf çeşitlerimiz de var yani. Evet, oldukça da geniş bir ürün yelpazesiyle evet. hareket ediyorsunuz. Evet. Şimdi Aziz Bey, bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz efendim? Gıda sektöründeyiz. Tabii ki. Ciddi, tabii hassas tabii. bir sektör. İnsanların sağlığını etkileyecek bir sektör. Şimdi, bu hizmeti verirken nelere dikkat edersiniz? Kriterleriniz nelerdir Aziz her Bey? Her şeyden önce ben kendim yemediğim malı hiç kimseye satmam. Evet. Her şeyden önce ben buna çok dikkat ediyorum. Çünkü biz şeker kullanıyoruz. Hı hı. Glikoz vesaire, tatlandırıcı kullanmıyorsunuz. Tatlandırıcı madde kesinlikle kullanmıyoruz. Evet. Hedefimiz o yani. İnsanların sağlığıyla oynamamak. Görüyoruz merdiven altında bir sürü insanlar var. Evet. Çalışıyorlar, her türlü işleri yapıyorlar ve fiyatta, piyasada fiyatı kırıyorlar. Evet. Efendim söyleyeyim. İnsanlar da buna aldanmasınlar. Merdiven altı tabir ettiğimiz tabii yerlere aldanmasınlar. Tabii, ne kadar kesinlikle. Fiyat olursa yani, bilsinler ki, tabii ki malzemenin kalitesi o kadar düşüktür. Fiyatlarımız gene her tarafa rağmen gene de benim halka ben hitap etmeye çalışıyorum. Evet. Fiyatlarımız gene de makuldür bizim yani. Evet, kaliteli malzeme kullanıyorsunuz evet, ve uygun kesinlikle. Fiyat politikasıyla burada hizmetlerinize devam evet. ediyorsunuz. Kesinlikle. Evet. Şimdi efendim, bölgede ve sektörde elbette yalnız değilsiniz. Evet. Sizler gibi hizmet veren, faaliyet gösteren ya da hizmet verdiğini iddia eden birçok tatlıcı, birçok işletme bulunmakta. Tabii ki, tabii. Neden ki. Özellikle insanlar tatlıcı Aziz Usta'yı tercih etmeliler? Sizi diğerlerinden ayıran en büyük, en önemli özellikler nelerdir Aziz Bey? Kalitemizdir efendim. Evet. Kesinlikle. Birinci sırada. Birinci sırada. Kalite ve hijyen. Evet. Hijyene çok önem veriyoruz. Gıda sektöründe şimdi, olmazsa olmaz zaten. Kaliteli ki, malzemenin kullanılması çok tabii çok önemli. Şimdi ben normalde Konya unu var. Süper lüks. Konya'nın süper lüks unu var. Evet. Biz onu da onunla beraber Antep'in karakoyun unuyla mutlaka bizim en başta yani burada ben 100 liralık un da alabilirim. Ama ben Antep karakoyun unu 190 liradan alıyorum. Evet. Neden? Kalitemi daha ön plana çıkarmak için yani. Evet. Evet. Şimdi efendim ben biraz önümüzdeki yıllar plan ve projelerinizden bahsetmenizi isteyeceğim. Çok uzun yıllardır bu sektörün içerisindesiniz. Evet. Vermiş olduğunuz evet. bu kaliteli hizmetlerinizde evet. şu an bölgede sektörün en iyilerinden birisiniz. Evet. Neler yapmayı planlıyorsunuz önümüzdeki yıllar? Hedefleriniz, vallahi, hayalleriniz nelerdir Aziz hedefim, Bey? Hedefim şubeleşmek. Evet. İleriye doğru mesela en azından şu 4-5 şube daha düşünüyorum yani. Evet. Ama şu anda değil, önümüzdeki yıllarda düşünüyorum. Hı hı. Yani. Evet. Tabii ki zamanla olabilecek tabii bir şeyler ki, bunlar. Evet.
aynı anda evet. her şey bir anda gerçekleşmiyor. Tabii. Ancak tabii ki işletmeyi genişletirken, şubeleşirken bugünkü bu ürün ve hizmet kalitesine ödün vermeden kesinlikle, bunu devam kesinlikle. Ettirebilmek tabii çok ki. Çok önemli. Tabii ki, kesinlikle. Efendim son olarak ekran başındaki değerli izleyicilerimize evet. tüm Türkiye'ye buradan neler aktarmak istersiniz? Tavsiyeleriniz neler olur Aziz Bey? Her şeyden önce Türkiye'miz için şu terör olayından kurtulmamız gerekiyor. Herkes elinden geleni yapmak zorunda. Evet, hepimiz efendim, bu vatan, bu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde herkes bu terör belasından kurtulmamız gerekiyor. Ve bunun için birlik ve beraberlik olmamız lazım. Evet, kesinlikle. Ben burada her şeyden önce ben müşterilerime kaliteyi ön planda sunmaya çalışıyorum. Ve elimden geldiği kadar kaliteli mal üretmeye çalışıyorum. Evet. Ve herkes de memnun yani. Benim Körfez'de sorduğunuzda herkese Körfez der ki Tatlıcı Aziz Usta ya. Evet, sizi bilenler Tatlıcı Aziz Usta'yı evet. biliyorlar. Evet. Bilmeyenleri evet. de biz değerli izleyicilerimizi tabii. Körfez'de Tatlıcı onların Aziz Usta'ya inisiyatifine bırakıyorum. Davet etmiş olalım. Evet. Efendim vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür hizmetleriniz ederim. Başarılarınızın devam diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Çok sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Evet değerli İşkolik izleyicileri, sektörleri mercek altına tutmaya yine devam ediyoruz. Sizlere Körfez'den ve sektörün en iyisi Tatlıcı Aziz Usta'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.